Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli kesil problemleri çözeceğim, anlatacağım. Her sınavda, yazılıda, deneme sınavında, bursluluk sınavlarında karşınıza çıkabilecek kesil problemleri çeşitlerini sizlere göstereceğim aslında. Bazıları zor sorular, bazıları normal sorular. Her çeşitten oluşturmaya çalıştım. Kendim yazdım soruları. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Hemen birinci soruyu okuyorum. Yandaki su deposunun 7'de 4 kadarı doludur. Depoya 111 litre daha su eklendiğinde tamamı dolmaktadır. Buna göre deponun tamamı kaç litre su almaktadır? Şimdi söylenenleri resim üzerinde bir bakalım. 7'de 4'ü dolu. Evet, buradan görüyoruz 4 parça. 111 litre daha su eklendiğinde, yani demek ki bu boş kısma 111 litre daha su ekleniyor. O zaman tamamı doluyormuş. Demek ki şuradaki 3 parçalık bu kısım 111 litreymiş. Şimdi ben ne yapmalıyım? 111'i 3'e bölmeliyim ve bir parçayı bulmalıyım. Hemen kenarda 111'i 3'e bölüyorum. 11'de 3 defa var. 9 oldu. 1'i getirdim. 21'de 7 defa var. Şimdi deponun bir parçasının 37 litre olduğunu anladım. Ve deponun tamamı kaç parçadan oluşuyor? Zaten kesirden de anlayabiliyorsunuz. Resimde de görebiliyorsunuz. 7 parçadan oluşuyor. O zaman deponun tamamını bulmak için ben ne yapmalıyım? 37 ile 7'yi çarpmalıyım. 7 kere 7 49 elde var 4. 7 kere 3 21 4 elde 25. Demek ki cevap C şıkkıymış. Deponun tamamı 259 litre su alıyormuş. İkinci ve üçüncü sorularım klasik kesir soruları diyorum ben bunlara. Mesela ikinci soru bir çokluğun tamamı verildiğinde ve bir bölümü istendiğinde çok çıkacak karşınıza. Okuyalım. Ahmet 387 sayfalık kitabın 9'da 4'ünü okudu. Ahmet'in okumadığı sayfa sayısı kaçtır? Bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol şu. 387 sayfa zaten hepsini biliyoruz. 9'da 4'ünü okumuş. Önce 9'a böleceğiz. 38'de 9 4 defa var. 4 kere 9 36. 2 geldi. 2 kaldı daha doğrusu. 7'yi getirdim. 27'de 3 defa var. Şimdi 9'a böldüm. Ve 4 parçasını okumuş. Bir parça 43. 43 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. 4 kere 4 16 17. 172 sayfa okumuş oldum. Peki ne diyordu? Okumadığı sayfa. Yani kalanları soruyor. O zaman 387'den 172'yi çıkarıyorum. Geriye okumadığı kısım kalacak. 7'den 2 çıktı 5. 1 ve ne oldu? 215 sayfa okumadığı sayfa kalmış. İkinci yolda şu. Bu kadar sayfanın 9'da 4'ünü okumuş ya. Hani 4. sınıfta öğrenmiştik kesirlerde çıkarma işlemini. 9'da 4 parçasını okuduysa kitabın tamamı 9'da 9. 4 parçasını okuduysa okuduğu kısımları çıkardığımızda ne kalıyor geriye? 5 parça kalıyor. 9'dan 4 çıktı. 5 parça kaldı. Şimdi 5 parça okumamış. Yine ne yapıyoruz? 387'yi 9'a bölüyoruz. Ben tekrar bölme yapmayacağım. 1 parça 43. 5 parçasını okumadığı için 43 ile 5'i çarpıyoruz. Bu şekilde de yapabiliriz. 5 kere 3 15 20 21. Bakın yine 215 sayfa okumadığı bölümü bulmuş olduk. Bu yöntemle de yapabilirsiniz. Baştaki klasik yöntemle de yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuz şöyle. 11'de 6'sı 210 tane olan limonların 5'te 3'ü kaç tanedir? Şimdi bakın burada limonların hepsinin sayısını bilmiyoruz. Bize 11'de 6 parçasının ne kadar olduğunu söylemiş. Yani 6 parçası 210 taneymiş. O zaman ne yapacağız? 210'u ilk önce 6'ya böleceğiz ve bir parçayı bulacağız. Evet, 21'de 6 3 kere var. 3 kere 6 18. 3 kaldı. 30'da 6 5 kere var. Şimdi limonların bir parçası 35 tane ve tamamı 11 parçadan oluşuyor.
35 ile 11'i çarpacağız. Böylece limonların sayısını bulacağız. 1 kere 5, 5. 1 kere 3, 3. Yine aynı. Toplayalım. 5, 8. 385 tane limon varmış. Sorunun devamı da var. Diyor ki bu limonların 5'te 3'ü kaç tanedir? Şimdi 385 limonun 5'te 3'ünü bulacağız. Yani 5'e böleceğiz. 38'de 7 kere var. 35. 35'te 5 yine 7 kere var. Ve ne yaptım? 5'e böldüm. 3 parçasını sorduğu için 77 idi bir parça. 3 ile çarpacağım. 3 kere 7 21 elde var 2. 3 kere 7 21 2 de elde 23. Demek ki 231 taneymiş bu limonların 5'te 3'ü. Dördüncü sorumuz biraz karmaşık gibi görünen, biraz zor sayılabilecek bir soru. Okuyalım bakalım. Evimden okula olan uzaklığın 10'da 7'si, evimden kütüphaneye olan uzaklığın 7'de 3'üne eşittir. Evim ile okul arası 150 metre olduğuna göre evim ile kütüphane arası kaç metredir diyor. Şimdi böyle sorularda isterseniz resim çizebilirsiniz. Bakın şurası ev olsun. Kabaca şöyle çizelim. İşte şurada okul olsun. Bunu da gösterelim. Burada da kütüphane olsun. Kabaca bu da böyle olsun. Şimdi şöyle diyor. Evimden okula olan uzaklığın, şimdi ev ile okulun arası, bu uzaklığın 10'da 7'si, buradaki bu uzaklığın 10'da 7'lik bölümü, kütüphaneye olan uzaklığın 7'de 3'üne eşittir diyor. Kütüphaneye olan uzaklığın 7'de 3'üne eşitmiş. Şunu biliyoruz. Evim ile okulun arası 150 metre. Yani buradaki uzaklığı biz biliyoruz. Ve bu uzaklığın 10'da 7'sini bulmamız lazım. Değil mi? Çünkü bize 10'da 7'si diyor. 150'yi ne yapacağız? 10'a böleceğiz. Kısa yoldan bölebiliriz. 15. 7 ile çarpacağız 15'i. Çarpalım. 7 kere 5 35. 7 kere 1 7 105. Demek ki 150 metre, yani ev ile okulun arasındaki bu 150 metrelik uzaklığın 10'da 7'si 105 metreymiş. Ve bu 105 metre kütüphaneye olan uzaklığın 7'de 3'üne eşitmiş. Yani şu 105 metrelik uzaklık 3 parçaya eşit. Yani buradaki uzaklığı 7'ye bölüp 3 parçası 105 metre demektir. Sonra dedim ya biraz karmaşık gözüküyor ama açıklamaya çalışıyorum. Umarım anlatıyorumdur. 105 metre 3 parçaya eşit olduğuna göre 105'i şimdi 3'e böleceğim. Evet, 3 kere 3 9. 5 defa var. Bir parçayı buldum, değil mi? 3'e böldüm, bir parçayı buldum. Peki ev ile kütüphanenin arası kaç parçadan oluşuyor? 7 parçadan. Bir parça 35. O zaman 35 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 5 35, elde var 3. 7 kere 3 21, 3 de elde 24. Demek ki 245 metreymiş burası da. Ve cevap ne oldu? A şıkkı oldu. Umarım sizlere soruyu güzel anlatabilmişimdir. Bir daha tarif etmek istiyorum. Şunu demek istiyordu. Ev ile okulun arasındaki uzaklığın 10'da 7'si diyor. Ve bu uzaklık 150 metre, zaten soruda söylüyor. O zaman biz 150'nin 10'da 7'sini buluyoruz. 10'a bölüyoruz. 7 parçasını hesaplıyoruz. 105 metre. 105 metrelik bu uzaklık ev ile kütüphane arasındaki 7'de 3 uzaklığa eşittir diyor. Yani 3 parçaya eşittir diyor. O yüzden bulduğumuz 105'i de 3'e bölüyoruz. Bir parçayı buluyoruz ve buradaki uzaklık, ev ile kütüphane arasındaki uzaklık 7 bölümden oluştuğu için bulduğumuz 35'i 7 ile çarpıp buradaki uzaklığı bulmuş oluyoruz. Şimdi gelelim başka bir soruya. 5. sorumuz, o da zor bir soru. Şöyle, bahçeye diktiğim elma fidanı bir yılda kendi boyunun 5'te 3'ü kadar uzamıştır. Uzadıktan sonra boyu 120 santimetre olduğuna göre uzamadan önceki boyu kaç santimetredir? Şimdi böyle sorularda sevgili öğrenciler hemen bir şekil çizmelisiniz. Bakın ben şöyle bir şekil yapacağım kabaca. Ve buradaki bu şekil diyelim ki fidan olsun. Ve bunu 5 parçaya önce ayırıyorum. Şu şekilde 5 parçaya ayırdım. Bu uzamadan önceki hali. Ve bir yılda kendi boyunun 5'te 3'ü kadar, yani 5'e ayırıp şu 3 parçası kadar uzamış. Yani demek ki bu fidanın ucuna şöyle ayrı bir şekilde gösterelim. 3 parça daha bir uzama olmuş. Bakın şu kısım fidanın uzadığı bölüm.
Hatta burayı şöyle bir karalayayım ben. 3 parça. 3 parça daha uzamış ve uzadıktan sonra boyu 120 cm olmuş. Şimdi uzadıktan sonra kaç parçadan oluşuyor bu fidanımız? Bakın önceden uzamadan önce 5 parçaydı. Ve 5'te 3 kadar uzadı 1 yıl sonra, yani 3 parça daha uzamış oldu. Toplamda 8 parçalık bir uzunluğa ulaşmış oldu. O zaman ben burada şunu yapmalıyım. 120'yi 8'e bölmeliyim ve 1 parçayı bulmalıyım. Evet, 12'de 8 1 defa var. 40'ta 8 5 defa var. Demek ki fidanın bir parçası 15 santimetre. Yani şuradaki herhangi bir parça 15 santimetre. Ve uzamadan önceki boyunu soruyor, değil mi? Uzamadan önceki boyu 5 parçadan oluşuyordu, değil mi? Bir parçanın 15 olduğunu bulduk biz. O zaman ne yaparız? 15 ile 5'i çarparız. 5 kere 5 25, elde var 2. 5 kere 1 5, 2 de elde 7. Demek ki uzamadan önce, yani şuradaki kısım 75 santimetreymiş. Bize de bunu soruyordu zaten uzamadan önceki. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir daha tarif etmek istiyorum. Buradaki verilen bilgilere göre şöyle dedi bize. Bir yılda dedi 5'te 3 parça kadar uzadı dedi. Biz ne yaptık? İlk önce fidanımızın uzamadan önce bir şeklini çizdik. Ve bunu 5'e ayırdık. Niye 5'e ayırdım? Çünkü 5'te 3 kadar uzayacak ya. Konuşamadım da. 5 parçaya ayırdım. Sonra dedim ki 3 parça daha uzuyor. Buradan anlıyoruz ya. 3 parçalık bir ilave yaptım. Ve sonra fidanın resmine baktığımda 5 parça uzamadan önce, 3 parça da yeni hali, bir yılda uzadı bu kadar. 8 parçalık bir hale geldi. Ve uzadıktan sonra 120 olduğuna göre 120'yi 8'e böldüm. 1 parçayı buldum. Sonra bu 1 parçayı 5 ile çarptım. Çünkü uzamadan önceki boyunu soruyordu. Ve bu da 75 santimetreymiş. Cevabımız B şıkkı oldu. 6. sorumuzda bir ayran makinesi var. Okuyalım sorumuzu. Bir lokantada 8'de 6'sı dolu olan ayran makinesi bulunmaktadır. Şekildeki gibi 8'de 6'sı doluyken 12 litre satıldığında yarısı boş oluyor. Buna göre ayran makinesi tam dolu olduğunda kaç litre ayran alır diyor. Şimdi hem şekile bakarak çözebiliriz biz bunu, ya da buradaki kesirlere bakarak da çözebiliriz. Şimdi 8'de 6'sı dolu, 12 litre daha satıldı, yarısı boş oldu. Şimdi 8'de 4 olması lazım o zaman, değil mi? Yani 2 parça daha satılması lazım, yarısının dolu yarısının boş olması için. Çünkü bakın 8'in yarısı 4. Ya da resimden bakın, 8'de 6'sı dolu ve 8 parçadan oluşuyor. 12 litre satıldı. Yani şu bölüm satıldığında bakın, bir bölüm burası, bir bölüm de burası. Bu kısım satıldığında, yani 2 parçalık bölüm satıldığında şöyle göstereyim. Yarısı boş hale gelecek. Ve bu 2 parçalık bölüm 12 litre satılmış. Şöyle göstereyim. O zaman ben ne yaparım? 12'yi 2'ye bölerim ve 1 parçalık bölümü bulurum. 12 bölü 2 eşittir 1 parçası 6. Ve ayran makinesinin tamamını soruyor ya. Tamamı 8 parçadan oluşuyor. O zaman 6 ile 8'i çarparız. Eşittir 48 litre ayran alıyormuş tamamını. Bu şekilde bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkı oldu. Yine karmaşık gibi görünen bir soruyu resimden de faydalanarak kolayca çözmüş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.